Şimdi düşünün bir grup karşısına çıkıp bir sunum yapacaksınız. Gerçekten çok heyecanlı değil mi? Kalabalığa baktığınızda onlarca insan görüyorsunuz ve hepsi sunumunuzu bekliyor. Peki bu insanların varlığı sizin davranışınızı nasıl etkiler? Size bunlar destek mi olur yoksa köstek mi olur? Bakalım şimdi. Sosyal kolaylaştırma kavramına göre çevrede başka insanların varlığı kişinin baskın tepki verme olasılığını artırıyor. Ne demek bu? Öncelikle baskın tepki en muhtemel tepki demektir. Şimdi sunum örneğinden devam edelim. Diyelim ki sunumunuz için saatlerce prova yaptınız, geceleri uykusuz kaldınız ve konuya eni konu hakim oldunuz. Ve yaptığınız provalarla hata oranını en aza indirdiniz. Bu durumda başkalarının varlığı çok iyi bir performans sergilemenizi sağlar. Çünkü sizi bir nevi hırslandırır ve başarılı olmayı güdüler. Ancak sunuma yeterince hazırlanmadıysanız ve yaptığınız birkaç provada da hatalarınız gırla gittiyse başka insanların varlığı normalden de düşük performans sergilemenize yol açar. Başka bir deyişle hata yapma olasılığınız artar. Peki neden? Başka insanların varlığı uyarılmışlığınızı körükler çünkü. Yani hissettiğiniz fizyolojik veya psikolojik heyecanı artırır. Mesela ne olur? Kalp atışlarınız hızlanır, soluk alıp vermeniz hızlanır, eliniz ayağınız boşalıyormuş gibi olur. Bu sinir sisteminizin doğal bir tepkisidir aslında ve sinirsel enerji olarak adlandırılır. Sinirsel enerjinizin yani uyarılmışlığınızın artması, baskın tepkiyi verme olasılığınızı artırır. Baskın tepkinizin doğruluğu veya başarısı, görevin zorluğuna ve daha önce ne kadar prova ya da tekrar yaptığınıza bağlıdır. Dolayısıyla başka insanların varlığı, basit görevlerdeki veya uzun süre boyunca alıştırma yaparak öğrendiğiniz şeylerdeki başarınızı artırır. Aynı şekilde zor işlerdeki veya yeterince hazırlık yapmadığınız görevlerdeki başarınızı da azaltır. Kimilerine göre uyarılmışlık sadece başarının değerlendirildiği yani bir riskin söz konusu olduğu durumlarda artar. Peki ya davranışlarınız değerlendirilmediğinde ne olur? Yine dilerseniz sunum örneğine dönelim. Sunumu yakın arkadaşlarınıza yapıyorsanız sinirsel enerjiniz yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla o insanların varlığı performansınızı etkilemez çünkü o kişilerle birlikteyken gayet rahatsınızdır. Peki bir grup halinde sunum yapıyorsanız durum ne olur? Ona bakalım. Grupça sunum yapmış herkes bilir ki bu tür sunumlarda iş biraz tatsızlaşabilir. Bir grup insan ortak bir amaç doğrultusunda çalışıyor ve bireysel başarılar ölçülmüyorsa sosyal kaytarma adı verilen bir durum ortaya çıkabiliyor. Bu tabi apayrı bir kavram. Sosyal kaytarma bireysel katkıların değerlendirilmediği bir durumda grup çalışması yürüten bireylerin normalden daha az çaba sarf etme eğilimi göstermesidir. Eğer daha önce bir grup projesinde çalıştıysanız muhtemelen sizin de başınıza gelmiştir. Gruptan bir veya birkaç kişi hiç çaba göstermez çünkü bilir ki o proje öyle böyle tamamlanacak. Yani sosyal kaytarma bireysel çabanın grup yüzünden azalmasıdır. Peki bunun nedeni nedir? Aslında birkaç nedeni var. Birey çabasının başarı için hayati olmadığını düşünüyor olabilir. Dolayısıyla bireysel olarak çaba sarf etmek de çok da umrunda değildir veya tüm işin kendi üzerine yıkılmasını engellemeye çalışıyordu olabilir. Sunum örneğine dönecek olursak, sosyal kaytarma yaşayan gruplar daha az üretken olacak, daha az çaba sarf edecek ve genellikle de başarısız olacaktır. Görev zorlaştırılırsa sosyal kaytarmanın önüne geçilebilir. Bu sunuma bir bileşen daha eklenilerek veya grubu oluşturan bireyler ayrı ayrı değerlendirilerek sağlanabilir. Mesela ne yapılır? Tüm gruba aynı puanın verilmesindense bireylere ayrı ayrı puanlar verilir veya grubun başarılı sayılması için tüm bireylerin başarılı olması şart koşulur. Bunun için de örneğin iş bölümü yapılır. Şimdi ilk sorumuza dönelim. Başka insanların varlığı başarımıza destek mi olur, köstek mi? Cevap şu, duruma göre değişir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.